Birinci soru şu, Büyük İslam İlmali 1. baskı sayfa 544 madde 27. Diğer bir kavle göre fakir kimse kurban bayramında kurban olmak üzere satın alıp kestiği hayvanın etinden yiyemez. Zevcesine, usulüne, furuuna ve zengin kimselere yediremez. Yedirirse kıymetini zamin olur, yazılıdır. Şimdiye kadar hocalar fakir kimselerin kurban bayramında kurban kesebildiği gibi isterse etini çoluk çocuğu ile yiyebilir derlerdi. Adette bu ölçüde devam ediyor. Siz ne buyurursunuz? Bu İlmihal'de yazılan iki kavle göre de fetva vermişler. Şimdi meselenin aslı şudur. Fakir bir kimse kendisine kurban kesme vacip olmayınca ben kurban keseyim dediği an nezretmiş olur. Nezir kurbanından ise o yiyemez. Kesen kendisi yiyemez. Usul ve furuuna da yediremez. İşte mesele bu burayı anlamadan çıkıyor. Yani ihtilaf noktası burası. Bir insan kendisine kurban vacip olmadığı takdirde ben keseceğim dediğinde nezir mi olur? Yoksa kurban bayramında keseceği kurbana niyet mi olur? Şayet nezirse doğru yiyemez. Fakat şimdiye kadar taammül, kurban kendisine vacip olmayan kimseler de nafile olarak kurban keserler, sair kurban kesenler gibi etinden istifade ederler, usul ve furularına da yedirirler. Millet nezretmesini bilmez. Belki kurban bayramında herkes gibi kurban kesmeyi düşünür. Evet. Ben burada ilaveten bir şey söylemeyi düşünüyorum. Fakir kimseler daha evvelden, kurban bayramından evvel böyle bir şey almaya teşebbüs etmemeleri muvafıktır. Bayram günü olunca da Allah rızası için alıp bir et keserlerse, Allah rızası için kurban keseyim falan filan demeden usul ve furuu yiyebilir onu. Ama daha evvelden yapılan bir hazırlık, kurban alma, saklama, keseceğim bunu diye adama gibi şeyler mükellef olmadığından ötürü onunla üzerine borç olur, zimmetine borç olarak tereddüt eder. Zayi olursa zimmetinde kalır. Ve kestiği zaman da işte o bir kavle göre, Ömer Nasuhi Hoca'nın dediği bir kavle göre etinden yemez. Bundan kurtuluş çaresi, böyle bir şeye daha önceden hazırlık yapmama, hazırlanmama, niyet etmeme ve bayram günü olduğu zaman Allah rızası için alıp kesme, fakire, fukaraya, usul ve furuuna, yani torununa, torunun torununa, yakınlarına, anasına, babasına, nenesine, dedesine yedirebilir. Bu kurtuluş yoludur.